Herkese merhaba, Damge F'ye hoş geldiniz. Tekrar yeni bir reaksiyon videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün de değişik bir video çekmeye karar verdim. Instagram'da takip ettiğim bir arkadaşımın storiesinde bir İngilizce performans gördüm ve çok hoşuma gitti. İlk başta da playback yapıyor. Yani normalde böyle hani böyle reels videolar yaparlar ya, playback genelde ünlü şarkıcıların seslerini taktığında falan. Öyle bir şey zannetmiştim. Hoşuma giden de bir parçaydı. Sonra tıkladım, baktım playback değil, kendisi söylüyormuş. Ulvi Kurbanov. Ben de Instagram'dan yazdım. Arkadaş dedim, gerçekten güzel İngilizce şarkısını söylemişsin, çok da hoş olmuş falan. Merak ettim, acaba başka ne yapıyor? Sonra DM'den yazdım. Bana en beğendiğin, kendini ifade eden, senin en popüler ya da en favori çalışman hangisiyse onun linkini atar mısın dedim. Ve linkini atmış. Ben de o linki tıklayarak ilk defa çekim anında sizinle birlikte dinlemek istedim ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Bakalım bu İngilizce şarkıyı dinledikten sonra kendi söylediği parçayla nasıl karşılaşacağız, nasıl parçayla karşılaşacağız? Evet, ben de çok merak ediyorum. Yeni bir şarkı, yeni bir parça 2022'de yapmış. Ulvi Kurbanov, beni bağışlamak olar mı? Beni bağışlamak olur mu? Her şey geldi üstüme, sıkılmışam ne kadar. Olsun olsun, acıları üsteledim yine de. Bozdun benim sükutumu, bunu bağışlamam özüme. Susturmak olur mu ki yüreğimi, yazılmışan içine. Yeniden, yeniden seni istiyreleceğim bu beden. Yazılmışsan içime mene demeden, seni sevmeyime yok idi neden. Yine gel, yine gel, deliler kimi gözünüme eyleş. Sen olan lazım değil güneş, tez kararını verme fikirleş. Sen ayrı, ben ayrı, olduk dünyaların adamı. Söyle bu kısmet mi, hata mı? Beni bağışlamak olar mı? Sen ayrı, ben ayrı, olduk dünyaların adamı. Söyle bu kısmet mi, hata mı? Beni bağışlamak olar mı? Saçın dalgalanır hayallarımda, gözlerin mavi semalar kimi. Dudağın sahili ona çatanda, sözler uçur gagayalar kimi. Gemiyem, üzürem bu limanda. Yelkene dolur sana gelir külekler. Fırtınalar kopardın bir anda, azıp kaldın bomboş yürekte. Doğru söyle, yüreğin var mı? Yoksa başka bir sene olup yar mı? Ben özüm özüme seni sevmişem demek, bakışmalarımız yalan mı? Sen ayrı, ben ayrı, olduk dünyaların adamı. Söyle bu kısmet mi, hata mı? Beni bağışlamak olar mı? Sen ayrı, ben ayrı, olduk dünyaların adamı. Söyle bu kısmet mi, hata mı? Beni bağışlamak olar mı? Bağışla, bağışla, yüreğim beni bağışla. Onu bilmeden sevdim, çok sevdim. Beni bağışla, alışma, alışma. Yüreğim ona alışma. O sevmez seni, kırılarsan çok, ne olar ona alışma. Gerçekten bravo, çok açıkçası bunu beklemiyordum. Yani bilmiyorum, işte İngilizce şarkı söylerken beğendiğiniz birisi ve hiçbir şekilde daha önce bir performansını dinlememişsiniz, çalışmasını bilmiyorsunuz ve ilk defa sizinle birlikte ben de izledim ve dinledim. Gerçekten sözleri çok güzel,
Bir şeyi merak ettim. Sözleri de kendim yazmış acaba. Hemen söz, müzik, aranjman yok artık. Ulvi Kurbanov. Şimdi böyle olunca benim ilgi alakam daha da bir şey yapıyor. Yani hem söz yazıyorsun, hem müzik yapıyorsun, hem aranjmanını yapıyorsun. Gerçekten söz yazmak ve onun müziğini yapmak ayrı bir yetenek ve çok istediğim şeylerden bir tanesi söz yazmak. Benim de böyle hayallerimden bir tanesi. Böyle insanları da açıkçası biraz kıskanmıyor değilim. Kıskanıyorum yani ama gerçekten Ulvi'yi tebrik ediyorum. Söz ve müzikte kendisine aitmiş ki sözlere bayıldım. Açıkçası bir şey nakarat kısım var. Onda bir reels videosu yapıp Instagram'da paylaşmayı düşündüm. Kafamda böyle değişik şeyler geldi. Sesi çok güzel. Sözlerini kendisi yazdığı için şarkının performansını da etkiledi. Kendi yazdığınız parçayı söylediğinizde o hissiyat size ait olduğu için karşı tarafa da geçiriyorsunuz ve gerçekten çok etkileyici oluyor. Ben çok hoşlandım. Çok da etkileyici bir parça olduğunu, klibine de bayıldım. Bu kadar minimalist bir klip olabilir dedi. Her zaman söylüyorum. İlla böyle şaşalı şeyler yapmaya gerek yok. Kaliteli bir altyapınız varsa, müziğiniz, sözleriniz, sesiniz iyiyse, yani orada dursanız da herkes izliyor. Gerçekten çok beğendim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, belki dinlemişsinizdir ya da benimle birlikte ilk defa dinliyorsanız açıkçası fikirlerinizi merak ediyorum. Yorum olarak yazarsanız sevinirim. Aynı şekilde bu çalışmanın da linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da dinleyip Ulvi'ye destek olabiliriz ki ben böyle genç arkadaşların daha çok parlamasını, daha çok şeyler yapmasını teşvik etmek istiyorum ve motivasyonlarını yükseltmek istiyorum. Bazen böyle şeyler duyuyorum, işte pop yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bizim şarkı, bizim kültürümüz farklı, bizim müziğimiz, asıl müziğimizi yapın, pop yapıyorsunuz, işte rock yapıyorsunuz, bilmem ne. Sonuçta müzik evrenseldir ve bu arkadaşlar pop yapanlar, rock yapanlar, işte farklı tarzlarda müzik yapanlar sonuçta kendi yerel enstrümanlarından, yerel ezgilerinden de bir şeyler katıyorlar ve dünya müziğine getiriyorlar ki bence bir ülkenin tanıtımı için de gerçekten sanatçıların değeri çok fazla. O yüzden Ulvi'ye bu çalışmasından dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten çok beğendim. Tekrar söylüyorum, söz ve müzik aranjman kendisine ait, ekstra daha da çok beğendim. İnşallah daha fazla çalışmasıyla da karşımıza çıkar diye temenni ediyorum ki Instagram'dan da bayıldığımı yazacağım kendisine. Şimdilik benden bu kadar. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.